Merhaba sevgili arkadaşlar. 8. sınıf İngilizce dersimize 19. dersimizle devam ediyoruz. Sistemimize giriş yapıyoruz. İngilizce evet. Evet. Arkadaşlar bu dersimizde sizlerle present continuous tense konusunu işleyeceğiz. Present continuous tense yani Türkçedeki karşılığı şimdiki zaman. Biz şimdiki zaman arkadaşlar describing what people are doing now. Kişilerin, insanların konuşma anında ya da şu anda yaptıkları eylemleri anlatırken kullanıyoruz arkadaşlar. Present continuous tense yani şimdiki zaman konuşma anında yapılan eylemleri anlatırken kullandığımız zaman arkadaşlar. 3 tane yardımcı fiilimiz var. Am, is ve are. I am, he, she, it is, you, we, they are. Ve arkadaşlar şimdiki zamanın önemli özelliklerinden bir tanesi fiilimizde arkadaşlar daima ing ekimiz var arkadaşlar. Bu önemli. Hemen cümlelerimize bakalım. Bir iki tane olumlu cümle. Basit bir zaman arkadaşlar. Felicia is very hungry. Felicia çok aç, çok acıktı. So she is eating a sandwich right now. Şu anda bir sandviç yiyor bu yüzden. Bakın konuşma anında yapılan eylemler. Look, Brian is playing tennis. Bak Brian tenis oynuyor. Burada bakın herhangi bir zaman zarfı yok ama look kelimesinden bak diyor. Demek ki olay konuşma anında oluyor. Gabriella is looking at the photographs she has taken during her holiday. Gabriella tatilde çektiği fotoğraflara bakıyor. Demek ki arkadaşlar present continuous tense konuşma anında yapılan eylemleri, olayları anlatırken kullandığımız zaman cümlemizde 3 tane yardımcı fiil var. Am, is, are ve önemli bir kelime özellik arkadaşlar. Fiilimizde her zaman ing takısı yani ing takısı var olumlu cümlede. Olumsuz cümlemize devam edelim arkadaşlar. Olumsuz cümlelerde biliyorsunuz ki olumsuzluk ekimiz arkadaşlar not, emizara not getiriyoruz ve yine ing'i unutmuyoruz arkadaşlar. Örnek cümlemiz Calvin is not sunbathing now. Calvin şu anda güneşlenmiyor. Buradaki is not'ı biz birleştirip isn't olarak da yazabiliriz sevgili arkadaşlar. Georgia isn't watching TV at the moment. Georgia şu anda televizyon seyretmiyor. Heather and Donald aren't drinking a cup of tea. Heather ve Donald bir fincan çay içmiyorlar. Evet arkadaşlar olumsuz cümlemizde gördüğünüz gibi am is are yardımcı fiilinden sonra not eki getiriyoruz. Soru cümlelerimiz arkadaşlar biliyorsunuz İngilizce'de iki türlü soru vardı. Soru cümlesi vardı. Birincisi am is are fiilini, yardımcı fiilini başa alarak yaptığımız yes no questions. Bir de VH yani WH questions dediğimiz VH sorularıyla başlayan kelimelerle başlayan sorularımız arkadaşlar. Hemen örneklerimize bakalım. Am is are sorusunda evet hayır sorusunda yanlış birimizi başa alıyorduk. Is Charlie working at a restaurant? Charlie restoranda mı çalışıyor? Are Tracy and Carl doing their homework now? Tracy ve Carl ödevlerini mi yapıyorlar? Evet arkadaşlar evet hayır sorusuydu. Hemen bilgi sorularına bakalım sevgili arkadaşlar. Bilgi kelimelerini daha önce hatırlıyorsunuz. Burada daha ziyade what ve where ağırlıklı olarak iki bilgi kelimemiz kullanılıyor arkadaşlar. Örnek cümlemiz Where is Mary playing with her dolls? Mary oyuncakları ile nerede oynuyor? What is Kathleen drinking now? Kathleen şu anda ne içiyor? Evet bu da evet hayır sorusuydu. Arkadaşlar dikkat ederseniz birkaç tane önemli zaman zarfı geçti. Hemen onlara da bir göz atalım. Arkadaşlar time expressions of present continuous tense 3 ve 4 diyelim. 4 tane temel zaman zarfımız var. En çok kullanılan arkadaşlar now, şimdi, right now, şu anda, at the moment, şimdi, nowadays, bugünlerde ya da isterseniz bunlara bakarak arkadaşlar at present, o da şu anda anlamında. At present hali hazırda şu anda anlamında. Bunu da ekleyebiliriz arkadaşlar. Demek ki şöyle konumuzu bir özetleyecek olursak present continuous tense bitirmiş olduk arkadaşlar. Present continuous tense İngilizce'de konuşma anında yapılan işleri anlatırken kullandığımız zaman sevgili arkadaşlar. 3 tane yardımcı fiilimiz var. Am, is, are. Fiillerimizde her zaman ing yani ing takısı var arkadaşlar. Evet. Present continuous tense bu kadardı sevgili arkadaşlar. Şimdi simple present tense yani talking about what people do regularly. Yine daha önce işlediğimiz bir konuydu. Simple present tense Türkçe karşılığı arkadaşlar geniş zaman.
kişilerin düzenli aralıklarla yaptıkları eylemleri, yani devamlı yaptığımız işleri anlatırken kullandığımız bir zamanda arkadaşlar. İki tane yardımcı fiilimiz vardı. Do ve does yardımcı fiilimiz. Özlemiz I, you, we, they ise do, özlemiz he, she ise does yardımcı fiilini kullanıyorduk. Fakat arkadaşlar önemli bir durum vardı, hatırlayacaksınız. Olumlu cümlelerimizde, yani simple present tense'in olumlu cümlelerinde do ve does yardımcı fiilimiz yoktu arkadaşlar. Bu önemli. Bir ikinci özellik ise arkadaşlar, eğer cümlemiz üçüncü tekil şahıssa olumlu cümlede, yani he, she'den biri ise arkadaşlar, fiilin sonuna s, s ya da is takılarından birini getiriyorduk arkadaşlar. Bu önemliydi. Yani örnek cümlelerimize bakalım. Kristin gets up at 7:30. Kristin 7:30'da kalkar. Bakın arkadaşlar, Kristin üçüncü tekil şahıs olduğu için he, she'den sonra ne yapıyorduk? Fiilimizi s ya da s takısını getiriyoruz. Carlton watches TV at nights. Carlton geceleri televizyon izler. Bakın arkadaşlar, üçüncü tekil şahıs olduğu için s takısını unutmuyoruz. Arkadaşlar bu önemli. Simple present tense'de, yani geniş zamanda üçüncü tekil şahıslardan sonra cümlemizin fiiline s, s ya da is takılarını ekliyoruz. Evet, devam edelim sevgili arkadaşlar. Cümlemizi olumsuz yaptığımızda ise not ekini do ve does'a getiriyoruz. Do not, don't, does not, doesn't oluyor bakın sevgili arkadaşlar. Ve yine önemli bir şey, cümlemiz olumsuz olduğunda üçüncü tekil şahıslarda olumlu cümlelerde fiilin sonuna gelen s, s ya da is takısı cümlemizde doesn't olduğu için kalkıyor arkadaşlar. Örneklere bakalım. David and his sister don't study very hard. David ve kız kardeşi çok ders çalışmazlar, çok sıkı çalışmazlar. Derek doesn't wear glasses. Derek gözlük takmaz. Bakın sevgili arkadaşlar, burada doesn't olduğu için, yani bu cümlemiz olumlu olduğu, olumsuz olduğu için, normalde olumlu olsaydı s takısı geliyordu, wears olacaktı. Bakın arkadaşlar, cümlemiz olumsuz olduğu için s ya da s takısını cümlemizden kaldırıyoruz. Arkadaşlar soru cümlelerine geçecek olursak, biliyorsunuz İngilizce'de soru cümleleri iki grupta topluyoruz. Bir yes no question, yani evet hayır sorusu, bir de WH questions, yani bilgi sorusu. Cevabı evet hayırla başlayan sorulara biz yes no question diyoruz. Yardımcı fiil başı alarak yapılıyor arkadaşlar. Ve fiil yalın halde, yine he, she, it'te olumlu cümlelerde fiilin sonuna gelen s, s ya da is takısı soru cümlelerinde kullanılmıyor arkadaşlar. Örneğe bakalım. Do you take a bath regularly? Düzenli olarak banyo yapar mısın? Does Yasmin smoke? Yasmin sigara içer mi? Bakın arkadaşlar, soru cümlesi olduğu için normalde olumlu cümle olsaydı smoke'a s takısı getirecektik. Cevap verecek olursak arkadaşlar, kısa cevaplarda yes she does ya da no she doesn't. Eğer uzun cevap vermek istiyorsak şu cümlemize bakın arkadaşlar. Yes she smokes. Bakın s takısı ya da no she doesn't smoke diyoruz. Evet arkadaşlar, bilgi sorularıyla devam edelim. Soru kelimeleriyle başlayan, yani WH question'larda arkadaşlar şu formül önemliydi. WH kelimesi, özne, yardımcı fiilimiz do ve does ve fiilimizin yanın hali arkadaşlar. Yer belirten tümleç ve zaman zarf belirten tümleç olsa da olur, olmasa da olur. Peki soru kelimelerimiz neydi? WH soru kelimeleri, bunları da hatırlayalım. What, when, where, which, who, why, whose, what time, what color, how, how much, how many. Bu kelimeleri bilmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Evet, örnek cümlemize bakalım. Why don't you like riding motorbikes? Why don't you like riding motorbikes? Niçin motosiklet kullanmayı sevmezsin? Ya da what time do you get up in the mornings? Sabahları kaçta kalkarsın? Ya da where does she usually study lesson? O genellikle nerede ders çalışır gibi. Arkadaşlar şu istisnaya dikkat ediyorduk. Özne sorarken arkadaşlar, yani who kelimesini, who soru kelimesi başa koyduğumuzda arkadaşlar, fiilimizin üçüncü tekil şahısı s takısı almış hali kullanılıyor arkadaşlar. Bu önemli ve yardımcı fiil kullanılmıyor. Do does bilgi sorusu olmasına rağmen. Örnek cümlemiz arkadaşlar. Who wants to be an English teacher? Kim İngilizce öğretmeni olmak ister? Ya da who wants to play football? Kim futbol oynamak ister gibi. Normal bilgi sorularındaysa arkadaşlar do does yardımcı fiilini unutmuyoruz. Burada bunu anlatmak istiyor. Hemen önümüze bakalım. What do you do in the evenings? Akşamları ne yaparsın?
Ya da ikinci örneğimiz, What does your teacher do after school? Öğretmenin okuldan sonra ne yapar? Bakın bu sefer do ve does yardımcı fiilimizi unutmuyoruz arkadaşlar. Ve üçüncü tekil şahıs olmasına rağmen fiilimizde herhangi bir takı yok. Evet, simple present tense, geniş zaman, insan, kişilerin bir işin düzenli olarak yaptığı durumlarda anlattığımız zaman olumlu cümlelerimizde yardımcı fiil yok. İki tane temel yardımcı fiilimiz var. Do, does, I, you, we, they, do, he, she, it, de, does. Soru ve olumsuz yaparken yardımcı fiillerimizi kullanıyoruz. Bir de olumlu cümlede he, she, it'ten sonra fiile git sonuna gelen s, s, es takısı cümlemiz olumsuz ve soru olduğunda kelimeden yani fiilimizin sonundan kalkıyor. Evet sevgili arkadaşlar, konumuzu burada bitiriyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.